Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyetle birlikte birçok Kürt isyanı, bunun yanında Türk isyanları da var. Kürt isyanları başlıyor ve en son Şeyh Said'de bu kesiliyor. Sonra 1938 burada Dersim giriyor. Onun biraz yok, daha... 36-37 Dersim. Dersim gidiyor 38'de sonu Onun da mizacı farklı. Fakat 38 ile 1960 arasında hiçbir hareketlilik yok. Hangi hareketlilik var? Irak'ta Barzani hareketi var. Barzani hareketinden dolayı bunu Türkiye'yi etkilemesinden korkuyorlar. O dönem Adnan Menderes'in savunma bakanı Ethem Menderes bir rapor hazırlıyor. Bu rapor neticesinde diyor ki burada e, Dicle Öğrenci Yurdu etrafında toparlanmış olan Musa teller gibi birçok ismi bunları tutuklayalım diyor. Ve Adnan Menderes kendilerine buradan oy geldiği için o dönem Ağrı Milletvekili Halis Özsürk'ün e, birisini görevlendiriyor. Gerçekten diyor, bu istihbarat raporunda yazıldığı gibi... Barzani hmm. buraya etki edip burada bir isyan çıkarabilir mi? Buna bir bakar mısın diyor. O da Halis Öztürk'e Kazım diye ağrı tutaklı birini gönderiyor köylüsünü. O da gidiyor Barzani bölgesine bakıyor. Geliyor diyor ki adamlar açlıktan ölüyor. Nerede buraya etkileyecekler falan. Adnan Menderes bu raporu işleme koymuyor. Fakat 1960 askeri darbesi gerçekleştiğinde 3. Ordu hmm. 2-3 gün buğlakta kalıyor. Destek verimi mi vermeyeyim mi falan diye ragıp gümüş bala. Sonra destek vermeye başlayınca Adnan Menderes dönemindeki bu raporu işleme konuyor ve tarihe 49'lar davası olarak geçen davanın özü çıkıyor. Birçok insan tutuklanıyor. Bunlar 49 tanesi sürgün ediliyor. Bu sürgün neticesinde kendi illerine dönmesi vesaire şey yapılıyor. Ve siyasi şey yok. İlk siyasi anlamda bir Kürtlük meselesi üzerinden okuma biçim o.